Oh, mis şifa olsun. Şifa. Tadı tuzu nasıl arkadaşlar? Lütfen. Yorumlara gel. Tabii, Şükrü Bey. Tabii tutuldu. Böyle güzel çok tadı tuzu. Ben tutulmadı ki bu. Şükrü Bey, blenderdan geçirirken blenderınız mı bozuldu acaba? Çünkü yarısı blenderdan geçmiş, yarısı geçmemiş. Yok, böyle ortaya bir karışık. Taneli gelsin diye hanımefendi. Tabii kesinlikle öyle dedim. İşlerim vardı mı 32 tane? Lütfen onlarla çiğnersin. Tam bebeklere uygun bir çorba yapmışsınız Şükrü Bey. Tam bebeklere göre aynen bebekler bunu içerse 6 ayından sonra bebekleri belki hastalığa yakalanmayabilirler ama bu yağ, çorba yaparsınız. Bu yağ içerisinde çorbayı da zaten bebek de içemez, ben de içemiyorum çünkü midem almıyor. Yağlı mı? Üzerinde yüzen. Yağ mı diyorsun? Üzerinde lütfen. Yüzen ne acaba? Tereyağıyla ne buna şey ne diyelim ya? Şükrü buna yağ ne diyelim? Yağ var yağ ama yağ buldun herhalde. Tereyağıyla sos yaktım buna. Sos değil, bayağı bir yağı var. Bu sos mu? Ya üstünde olacak tabii, altında ben tereyağının çorbası var diye düşünmüştüm ama yine de sen bilirsin. Biraz karıştır da iç, kendine geleceksin. Ben yeteri kadar Şükrü içtim. Şükrü Bey, içerisinde ne, hangi sebzeleri kullandınız? Siz ne tadı alıyorsunuz? Yani ben brokoli tadı alıyorum. Başka? Ondan sonra havuç var. Siz karnabahar karnabahar. Karnabahar. Evet. Kereviz var. Tamam, güzel. Havuç var. Olur. Kapya var. Gider. Bakın kapya vardır herhalde. Ana yemeğin yanında sunacağı şeyi de tekrardan içine koymuş. Ha, sebze var, oraya evet. Geleceğiz. Sen beğenmedin herhalde. Beğenmedim. Duygu. Lütfen Duygu Hanım, ne yaptın ya, gözünü seveyim. Ne bu emeğe, bu lezzete. Ne yaptın? Dünkü çorbayla bu bir mi ya? Bir mi ya? Beğenmedim. Değil. Ne oluyor? Dünkü çorba mı, bugünkü dünkü çorba mı? Zaten yoruma bile açık değil, çiğ kıymayı yorumlayamam. Ya. En azından bunun tuzu var belki ama yine de damak zevkime hitap etmiyor. Tadında tamam. Ne sıkıntı var? Tadında tüm sebzeleri böyle zaten çiğ tadı alıyorum ve bu görüntüsü benim çiğ. Hoşuma gitmedi. Ya. Tövbe tövbe, ne tövbe tövbe. Ha şey, yağ fazla kaçmış diyelim. Yağ fazla kaçmış diyebilirsin. Ve sebzelerin bu şekilde damağıma gelmesi benim hoşuma şimdi, gitmedi. Nasıl? Yani blenderdan geçiriliyorsa evet, hepsinin pürüzsüz olmasını beklerdim. Doğru, o doğru. Ya da tüm sebzeleri dışa gelecek şekilde taneli ve peki, eşit sayıda sen beklerdim. Sen beğenmedin Hüccan. Zuhal Hanım, burada hani sebze çorbasında baskın bir tadın olmaması gerekiyor. Ama burada baskın bir tadın şey karnabaharın ya da şey brokolinin olduğunu düşünüyorum. Hmm. Yani baskın o gözüküyor ve ben beğenmedim. Sen beğenmedin Derya. Zuhal Hanım, bu nasıl beğenmemek yorumlara ya? Katılıyorum. İşte böyle. Şükrü Bey. Bir dakika ya. Bir dakika, bir saniye. Cevap verebilir miyim? Bunun tuzu mu eksik kardeşim? Kıvamı mı eksik? Ne eksik? Hayırdır? Ben sebze çorbası dendiğinde baskın bir tat aramam Zuhal'ın. Sen hazır çorbalara alıştın herhalde. Yok, hazır çorbalara alıştım. Hazır çorbalara karıştır karıştır iç. Karıştır karıştır iç. Burada en güzel azından, çorba. En azından orijinal onun bir lezzeti var gördüm. Ama bunun bir lezzeti orijinal yok. Orijinal bir çorba gibi. Şöyle kaşığı al. Kaşığı al bir ağzına. Kaşığı al. Yüzünü seveyim. Kaşığı yetirince ağzıma aldım ve ağlayacağım. Siz için bitirin orayı. Tereyağlı. Tamam, siz tereyağınızı da bitirin, çorbanızı da bitirin. Biz sizi bekleriz burada. Bekle bekle. Sen şimdi bir dinle, Derya'ya geç. Aslında söyleyeceklerim arkadaşlarımın söyleyeceğinden... Tamam, o zaman Selma'ya geçelim. Yok, hayır. Sadece biraz daha blend ederek özen gösterseydiniz. İçinde havuçlar tortu olarak kalmış. Onun dışında kıvamı iyi Şükrü Bey. Teşekkür kıvamı ederim. Kötü değil. Tamam. Tuzu baskın nasıl? Bir karnabahar tadı tuzu geliyor. Nasıl? Yani bana çok aşırı gelmedi açıkçası. Ben, çok aşırı. Ben bu çorbayı değil. Yapana kadar karnabahar içinde kaldım orada. Niye? Elinize sağlık. Yapana kadar. Öyle oluyor. İşte kaç sen türlü, ne kaç türlü çorba yaparken? Kaç türlü emek harcadım. Soğan yedi, türlü? Suydu, bu suydu, soğan sütüydü. Soğan emeği, süt emeği. Karnabaharıydı. Selma'ya geçelim. Tahminimde yanılmadım ben. Zaten blenderdan geçireceğini biliyordum. Evet, öyle. Tahmin ediyordum. Ve şu anda evde torunlarıma yaptım. Bebek maması gibi geldi tadı bana. İyi yok. Gerçekten aynı geldi torunlarına tadı bana. Torunlarına yapmaya devam et. Zaten yapacağım onu. Çünkü onların gelişmesi güzel, lazım güzel çocukların. Çorba. Bizim bak, demek bu yaştan sonra zaten gelişmeye de ihtiyacımız yok bizim. Ama bu sebzelerin blenderdan değil, blenderdan geçirilmesine de... O kadar çok ihtiyacımız var ki. O beyinsel olarak belki olabilir bazı kişiler için ama... yani bizim bedensel olarak daha gelişmeye ihtiyacımız yok. Enerji, vitamine de ihtiyacımız yok. Olduk diyor. Düşünmüyorum. Zuhal Hanım, bu gerçekten torunlarımın çorbasına benzedi aynı. Benim tabağıma özlemiş çok yağ geldi. Aşırı bir yağ var tabağımın üzerinde. Evet. Yani içine karıştırdım ya, ki belki içine karışır diye ama yine ya, karışmıyor için üstünde ya, bayağı doğru. Bir durdum. Bak Şükrü, bu hep herkes aynı hatayı niyeyse düşüyor. Şu üzerine gezdireceğiniz yağ yakıyorsunuz ya, biberle ya da sen. Evet. Niye bu kadar fazla koyuyorsunuz? Nedir bu kadar derdiniz bu yağla? Gerçekten geldiği zaman bütün çorbayı kapladı. Belki de güzel olabilecek bir tadı. Fazla olduğu için her şeyin fazlası, aşırısı maalesef yemekleri etkiliyor. Yani çok fazla koymuşsun. Buna bir çay kaşığı yeter, bir gezdireceğim, bir süstür. Artı dedikleri doğru. Modunu düşürme ama yani lezzet olarak bir sıkıntı yok bence. Yok. Ama tuzu da yerinde, kıvamı da tamamdır. Fakat bu... Gerçekten de blend edilmiş süzme bir sebze çorbası mı yoksa taneli mi belli değil. İki arada kalmış. İyi geçirememişsin.
Keşke taneli bıraksaydın hem görüntü olarak hem şey olarak. Evet. Yani iki ara bir dere bir çorba olmuş. İkisini bir arada çıkarmaya çalıştım. İyi öyle yemiyorlar o numaraları Şükrücüğüm. Eline sağlık. Teşekkür ederim. Çorba yoğun bir karnabahar tadı vardı. Blanch edilmemişti doğru dürüst. İçerisinde havuç parçaları zaten yüzüyordu. Hiç beğenmedim. Sebze çorbası kıvamıyla, lezzetiyle piyaz koydu. Bebek maması gibiydi. Hiç güzel değildi. Çorba iyi değildi çünkü baskın olan bir lezzet vardı. Sebze çorbasında hepsi eşit bir şekilde olması gerekiyorken bunda brokoli daha baskındı. Efendim dikkat! Buraya dikkat! Çünkü sadece bir gül böreği yemeyeceğiz. Tek başına bir gül böreği gelmeyecek. Bugüne kadar böreklere çok eşlik eden oldu bu masalarda, bu programda. Ama cherry, domates eşliğinde bir gül böreği sanırım ilk olacak. Hiç. Ya da domates eşliğinde gelip fakat adı bu şekilde konulmuş bir börek ilk defa olacak. Şükrü'yle yemek neyi amaçladı? Sanatçı burada neyi öne çıkarmaya çalıştı bu eserinde? Cherry diyerek. Şükrü'nün tablosunu getiriyorum. Şükrü'nün tablosu geliyor. Tablosu. Neden domatesi yazma gereği duydu? Şimdi hepiniz söyleyeceksiniz ya, ben söyleyeyim. Ki ben daha yumuşak söylüyorum ya espriye vurarak. Sonra yaptığım hamur mayasız bir hamur. Kuru gelecek. Kuru olmasın diye yanında kıyma da var zaten. Çeriyle ıslatayım. Çeriyle ıslatayım. Bir şey söyleyeceğim. Neden yazdırdın? Derdimiz o. Daha başka şeyler de var altında. Zor Hanım, sürprizimiz bitmedi. Böreğin Şükrü. Sürprizlerle dolu. Ben onu sormuyorum. Çeri domatesti, efendim yanına herhangi bir sebzeydi, şuydu buydu, süstü püstü zaten konuluyor. Bunu niye yazdırdın? Çeri domates bir işlem görmüş bir konkase domates mi? Ne yaptın da bunu yazma gereği? Çeri domates, çeri domates. Eşlikçisi olabilmesi için bir işlemden geçmesi gerekiyor ya. Ne haber oldu boş kalmasın, koyalım. Harika bir çorba yaptım ama içmesini bilmiyorlar, yemesini bilmiyorlar. Dünkü çorbanın azizliğini gördüm. Tablo dedi, başka şeyler var dedi. Eyvallah, hepsi kabulüm. Ben hala cevap alamadım yahu. Bir de siz sorun, bir şansınızı deneyin bakayım. Zühal Hanım, siz kahvaltı programına da davet edebilirsiniz eğer yapacak olursanız. Aa, Okan yapmıştı. İlkleri ben yapacağım demiyor muyum? Yapmadım mı? Yaptım. Hadi buyurun. Ben muhteşemim ya. Vallahi muhteşemim bak. Tekrardan davet edebilirsiniz. Aa, çok da sevdiler. Kahvaltıda bir kıymalı börek, yanında da cherry. Cherry, o. Oh. Niye yazdırdın Şükrü? Buyurun Ziyal Hanım, geliyorum. Ziyal Hanım. Şimdi Ziyal Hanım şunu soruyor. Neden domatesi yazma gereği duydun? Domates iyidir Ziyal Hanım. Ya. Şifalıdır. Bak ben de çok severim domatesi de. Bunu yazdırmanın ne gereği kırmızı vardı? Aa, vazgeçtim, cevaplamıyor. Vazgeçtim artık, ben Şükrü de yıldım. Bey, domates sosu koysaydınız bari. Bu da şovunuzun bir parçası mı yoksa? Usandım be kardeş. He? Bu da şovunun bir parçası herhalde Zuhal Hanım. Şu tabloyu merak ediyorum. Ben kara de merak ediyorum düşünüyorum. Gerçekten. Zuhal Hanım, şey yemek gelene kadar bir şey söyleyebilir miyim? Dikkat ettiğiniz bir şey var mı? Neye? Derya Hanım'la Duygu Hanım'da. Yoo. Bir gözlere bakın. İkisinde de aynı makyaj. Ah, makyaj sanatçısı hemen devreye girer. Gözlerimiz kim aynı ama, ama huylarımız aynı değil. Gözlerimiz ama de aynı dün, olamaz dün, zaten Derya. Benim bakışlarım ya. Ne kadar keskin farkındaysanız. Ne sizinkiden bakışlarımın keskinliği, sizin bakışlarınızın... Siz bakışlarını bir defa konuşmayın. En güzel bakışlar benim bakışlarım. Aa, kime göre? Selma. Hadi buyur. Benim kadar anlamlı bakabiliyor musunuz ama Selma Hanım? Ama onun da boncuk boncuk yeşil çıkıyor. Gözlerin rengi önemli değil, nasıl baktığı önemli nasıl bence. Nasıl bakıyorsun? Güzel. Gayet etkileyici baktığımı düşünüyorum. Sen bak Selma. Benim zaten gözlerini kırp kirpikleri. Kirpikleri kırpacak kirpiği yok maalesef. Aa, çünkü olmadı. Ben sizin gibi takma kirpik takmıyorum. Hadi buyur. Hani nerede takma kirpik, ispatlayın görelim. Duygu Hanım. Kendi bir saniye, kirpiklerim. Kendi kirpiklerim. Kendi kirpiklerim Duygu Hanım. Şaka yapma, maşallah diyelim. Kendi kirpiklerim, kendi saçlarım Allah çok vermiş. Güzel. Üstüne konuşmaya hiçbir bak, şey yok. Bak bu kirpikleri ama... takma kirpik takıyorlar, ben de takıyorum. Bu saçlar için çıt çıt takıyorlar, kesinlikle kaynak öyle yaptırıyorlar. Allah'ıma şükürler olsun. Şükürler Allah olsun. Allah sana onlardan vermiş, bana da başka şeyler vermiş. Allah bana her şeyden hani verdi. Kirpikleri ve saçından bahsetti ya, evet. Burnu ve dudaklarından peki? Ne onlardan olmuş? Bahsetsin bence. Bence bahsetmesin, ne olmuş ki? Ne oldu? Hani işlem var mı yok mu? İşlem yok, burnum gayet de. Kendi burnum, dudaklarımda kendi dudaklarım. İstediğiniz estetisyene, istediğiniz hiç estetik doktoruna başvurabilirsiniz. Hiç göründüğünüz gibi, söylediğiniz gibi görünmüyor. Bir saniye, dudaklarda yok mu herhangi bir kesinlikle yok Zuhal Hanım. Kesinlikle yok. Ne dudaklarımda, benim, ne burnumda. Zuhal Hanım, ben bu sektörün içinde olduğum için heh, hani mesleki bir kirpiğine var. Bir şey diyemem, saçına da bir şey diyemem. Evet, güzel mi? Güzel. Ama dudağında %100 işlem var ve burnunda da var. Çünkü burada ameliyat izi var bu kısımda.
Burunda, burunda çünkü devriyasyon ameliyatı var. Hümser açıklasın. Burunda devriyasyon ameliyatı var ama kesinlikle estetik değil. İsterseniz profesör, operatör, tüm doktorlara da danışabilirsiniz, sorabilirsiniz. Devriyasyon ameliyatının dışında herhangi bir ameliyat yok. Zaten. Doğal değil. Zaten Ümit Can Bey de yakından kendisini gördüğü için kendisinin doğru söylemediğini, dürüst olmadığını kendisine söyledi. Ben de karşıdan bunu fark ettim zaten. Bence Duygu Hanım geçsin bir o numaraları önce. Çünkü ben saç ve makyaj yapan bir insanım. İnsanın yüzünde ne var ne yok onu bilmeyecek kadar aptal değilim. Dudağında işlem var. Dudağın duruşu böyle. Burunda işlem var. Alttaki şey ameliyat yeri belli. Sonradan ameliyat olduğunu söyledi ama o şekilde bir ameliyat olmadığını belirtti. Ama yer miyim? Yemem.